Arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Evet, ben çok iyiyim. Bugün size bitenler videosu çekeceğim. Ağustos'ta bitirdiğim ürünleri merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şöyle başlayalım öncelikle. Teo markasının bir tane el sabunu var. Şöyle göstereyim. Bu el sabunu arkadaşlar gerçekten güzeldi. Leylak kokuyordu. Yani beğendim. Sonra arkadaşlar kız kardeşimin bitirdiği bir parfüm. Pink adlı Avon'un. Aslında güzel kokuyor. Yani ben beğendim. O da beğenerek kullanıyordu. Bunu biliyorum. Çünkü ona ben hediye etmiştim. Yani güzel bir parfümdü. Kusura bakmayın, çips yedim. Sonra arkadaşlar bitirdiğim pamuk, yani disk pamuklardan 120 adet içinde bulunan pamuklar bunlar. İşte şöyle, ay tutamadım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu pamuklar güzel bir pamuktu. Bunu size tavsiye ediyorum. Çünkü kullandığım İshana'dan sonra en güzel pamuktu diyebilirim. Yani hiç dağılma yapmadım. Sonra arkadaşlar kız kardeşimin bitirdiği bir vücut losyonu var elimizde. Şöyle göstereyim. Güzel bir losyon muydu? Bunu ben de kullanıyorum. Aslında kız kardeşim bitmemiş ya. Biraz var içinde. Kız kardeşim bunu kullandı. Ama aslında sıklaştırıcı etkisi yok. Yani bunu öyle vaatlerle aldık. Ama bunun sıklaştırıcı etkisi yok. Ama kokusu için kullanayım derseniz kullanabilirsiniz. Ama sıklaştırıcı etkisi yok. Sonra arkadaşlar Avon'un duş jeli. Jelleri daha doğrusu. Beraber göstereyim. Ne olsa ikisi de yani Avon'un duş jelleri. İki tane Avon duş jeli bitirmiştik arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, iki tane duş jeli. Bunlar Avon duş jelleri. Ben Avon duş jellerini çok seviyorum ve çok kullanışlı buluyorum. Evet, duştan sonra vücutta kokuları kalıcı değil bazılarının. Ama yani ben bunları ben zaten vücut spreyleri kullandığım için kalıcı olması benim için yani fark etmez kalıcı mı değil mi. Çünkü ben vücut spreyi kullanıyorum duştan sonra. O yüzden arkadaşlar bu yani duş jellerini bay bitirmişim. Böyle göstereyim. Arkadaşlar söyleyeyim size. Bazı duş jelleri kalıcı bunun. Daha doğrusu banyo köpüklerini kullandığınız zaman duş jeli gibi. Onlar daha kalıcı ama çok güzel köpürtüyorlar ve temizliyorlar. O yüzden onlardan vazgeçemem yani. Sonra arkadaşlar kız kardeşimin bitiremediği bir vücut peelingi Avon'un çilek kokulu. Yani bu bunu pek sevmedi. Daha büyük umutlarla aldı onu. Ama pek sevmedi. O yüzden yani beğenmedi sanırım. Sonra arkadaşlar bana doğum günümde hediye edilen Dove'un bir tane şampuanı var. Bu şampuan güzeldi. Beğendim. Kokusu saçlarımda kalıcıydı. O yüzden bu şampuanı beğendim. Evet arkadaşlar, devam edelim. Sonra Oriflame'ın bir tane ojesi var arkadaşlar. Bu ojenin nereden geldiğini bana sormayın çünkü bilmiyorum. Annem aldı veya ben eskiden Oriflame satıcısıyken mi aldım? Hiçbir bilgim yok yani. O yüzden bitmiş bu oje. Bunu atıyoruz yani. Yani bir fikrim yok. Sadece göstermedik ona. Sonra arkadaşlar bu çok güzel kokuyor. Bu kuzenimin bize Almanya'dan gelirken ikimizi de getirdiği parfüm. Benimki bitmişti. Biten parfümlerin videosunda sanırım göstermiştim bunu. O yüzden bu çok güzel bir parfümdü. Bilmiyorum. Bir göstereyim yani. Bilmiyorum. Türkiye'de bulursanız bunu muhakkak alıp denebilirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim parfümü. O yüzden ama bir testerini alın önce. Belki sevmezsiniz. O yüzden ama çok güzel parfüm. Yani benim için güzeldi. Buradan da kuzenime öpücükler. Canım. İzliyorsa eğer. Sonra arkadaşlar benim bitiremediğim bir tane fondöten var. Bu da Oriflame diyorum ya. Avon'un Color Trend serisinin bir tane fondöteni arkadaşlar. Bilmiyorum ya, hatırlamıyorum. Ben kız kardeşim çok uzun zaman önce vermişti. Bir iki defa kullanmıştım. Ama yani ben neyse. Sonra arkadaşlar Zdrave'nin bu Bulgaristan'ın çok ünlü bir markası.
bir tane kremi gördüğünüz üzere bitti. Bu krem arkadaşlar kokusu da çok güzel ve bu katı krem yaralara ve kızarıklıklara çok iyi geliyor arkadaşlar. Bu arasına gelerseniz, yolunuz düşerse bu kremden sakın almayı unutmayın. İşte şöyle. Ya zaten 1-2 lira bir şeydir yani. Sonra arkadaşlar göstermek istediğim bir parfüm. Aşkım, canım, bir tane. Bu benim her şeyim. Yani bu parfüm bütün parfümlerimi es geçer yani. Bu parfümün bu kokusuna hastayım yani. Şöyle göstereyim. Avon'un İnkanda Saçlı parfümü benim favorilerimden biri yani. Bu parfüme çok 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 aşığım yani. Şöyle göstereyim. Evet. Sonra arkadaşlar devam edelim. Annemin bitirdiği Avon'un selülit kremi. Evet arkadaşlar, bu kremin gerçekten bir etkisi var. Yok diyemeyim. Var yani. Ama uzun vadeli kullanım gerekiyor. Yani demeyin öyle, ay bir hafta kullanayım bırakayım. Olmaz. Yani en az bir, bu kremi başladığınız zaman en az bir 1-2-3 aya kadar kullanın derim. Çünkü yani faydası o kadar. Yani bir tüp bitirip de bırakayım olmaz yani. O yüzden bu kremi size tavsiye ediyorum. Ama lütfen size diyorum ki bu kremi kullanmak istediğinize emin olun. Ve bütçenize güvenin. Çünkü bu kremden bir tüp aldığınız zaman işinize yaramayacak. En az bir 10-15 tüp gerekiyor. Biz başladık ama bu annemin bitirdi. Yani o da memnun. Onunla ikimiz de kullanıyoruz bunu. Ve son olarak kız kardeşimin bitirdiği bir parfüm var arkadaşlar. Şöyle, o da Avon'un bir parfümü. Çok güzel çıkıyor. Yani şişesi daha tontiş bir şişe. Çok şeker bir şişe. Şöyle göstereyim. Oh evet arkadaşlar, ben bu videoyu 3. kez çektiğim için çok fazla yoruldum. Kusura bakmayın, belki çok yeterli bilgiler veremedim ama 3 kez çektim yani. İnanır mısınız, 3 kez çektim videoyu. O yüzden kamerada bir sorun var sanırım. O yüzden yani öyle. Yani video bu kadardı. Ağustos'ta bitirdiklerim. Çekilişe 7 gün kaldı. Abone olmayı sakın unutmayın. Beni izlemeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Her zaman gülün. Çünkü bir insana gülmek çok yakışıyor. Ve size söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Tanımasam bile. Çünkü beni destekliyorsunuz. Ama lütfen kanalıma daha fazla abone olmayı, mutlu kalmayı ve gülmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Videoyu da beğenin. Bay bay.